Merhaba hanımlar, Atölye YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Hanım Dilenli Bebeğendi motifinin farklı bir versiyonunu göstereceğim. Oldukça kurtarıcı bir motif. Büyütülerek büsbütün bir kare battaniye, kırlent gibi objelerde kullanılabilir. Dolu olduğu için hırkalarda tercih edilebilir. Ya da motif motif örülüp birbiriyle monte edilebilir. Özellikle delikli hanım dilenli bebeğendi motifiyle kombine edilerek bir bundan bir diğerinden eklemeler yapılarak da motif zenginleştirilebilir. Ben daha net gösterebilmek adına iki sırada bir renk değişikliği yaptım ama bunu büsbütün aynı renkte örebilir ya da ebru iplikler kullanabilirsiniz. Ortadaki farkındaysanız 1, 2, 3 sıra hanım dilenli beğendi. Sadece şuradaki başlangıç ve artırmalar biraz farklı. Şimdi orta kısımdan motifimize başlayarak ipuçlarını vererek ilerleyelim. Muhakkak bu motifi kullanmışsınız ya da benim videolarımda izlemişsinizdir. Motifleri genelde bu şekilde sihirli halkayla başlıyorum. Koton iplik kullandım ve 3 numaralı tığ kullanıyorum ama bu örnek her türlü iple uygun olur. 1 2 3 zincir yaptım. Bu benim birinci trabzanım. Bu şekilde 3 adet ikili trabzan göreceğim zincirimle birlikte. Yani şu şekilde 1 2 3 köşe dönüşlerimiz 3'er zincir. Bu şekilde aynı halkanın içine 4 grup hazırlayacağım. Çünkü şeklimiz kare olduğu için 4 kenar, 4 köşeye ihtiyacımız var. Bu ikinci grubumuz. Biraz küçültelim. Yine 1, 2, 3 zincir. Her sırada renk değiştirebilirsiniz. Ya da dediğim gibi hiç renk değiştirmeden 3'er sırada bir, tamamen zevkinize bağlı. Önemli olan mantığının anlaşılması. Ve son kenarımız için 1, 2 ve 3. Burayı artık kapatıyoruz. Son köşemiz olan dördüncü köşemiz için de şöyle bir durum var. Evet, 3 zincir yapıp kaydırma tekniğiyle bağlayıp devam edebiliriz. Benim videolarımda izleyenler varsa muhakkak bileceklerdir. Aynı renkle devam edeceksem ufacık bir püf noktası içeren bir temiz köşemiz var. Bunun için bir zincir yapıyorum. Bir kez başını alarak başlangıç zincirimizin üstüne bağlayıp tekli trabzan, yani üçünü bir arada çekiyorum. Bu köşemizin hem 3 zincirini yerine geçiyor hem de yeni sıraya başlarken ek yerimiz neredeyse hiç belli olmuyor. Bakın, sırada neredeyse hiç görünmüyor. Aynı şekilde burada. Ama her sırada iplik rengi değiştirecekseniz bunu 3 zincir yapıp köşeye bağlayıp ipliğinizi kopararak yeni ipliğinizi bağlayabilirsiniz. Ama ben aynı renkte devam edeceğim bir sıra daha. Bakın, buraya geldik. Bu bizim köşemizin orta kısmı olarak sayılır. 1, 2, 3 zincir yaptım. Bu üst sıraya geçerken ikinci sırada da yine hanım dilendi, beğendi motifinin mantığıyla hareket edeceğim. Yani önce köşemiz. Köşemizin içine zincirimizle beraber 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptık. Bir zincir. Diğer köşeye geçiyoruz. Arttırmalarımızı yapıyoruz. Yani önce 3 tane ikili trabzan. Köşe dönüşümüz yine 3 zincir. Bu, farkındaysanız, bu kenara ait. Dönüp geldiğimde bu köşemizi tamamlayacağım. Aynı boşluğun içine 3 tane daha ikili trabzan. Geçişlerimiz birer zincir. Bu köşede de aynı işlemi yaparak ilerliyorum. İlk iki sıramız klasik hanım dilenli beğendi motifi. 2 3 1 zincir, yine köşeye ulaştım. 2
3. Köşe dönüşlerimiz 3 zincirdi. Aynı köşedeyim. 2, 3. Bakın, dördüncü köşemiz ilk başladığımız nokta. Bir zincir yapıp bu kenara ait köşenin içine dolduruyorum. 2 ve 3. Artık farklı bir renge geçeceğim için 1, 2, 3 zincir yaptım ve başlangıç zincirimin tepesine kaydırma tekniği ile bağlayarak kapattım. Eğer aynı renkte devam edecekseniz, bir alt sırada yaptığım teknikle ilerlerseniz çok daha düzgün olur. Şimdi ipliğimizi biraz mesafe bırakarak kestik ve ilk iki sıramızı, bu rengimizi tamamladık. Şimdi diğer rengimize geçebiliriz. Şimdi diğer rengimize geçtiğimizde artık köşeler böyle su taşı gibi ilerlerken, burada bakın şöyle bir trabzanlı bir V'miz var. İçi dolu dolu giden. Bu sıramızda bunun zeminine başlayacağız. Sonra arttırarak ilerleyeceğiz. Yeni rengimizde istediğimiz herhangi bir köşeden ipliğimizi bağlayarak başlıyoruz. Ve yine bu kenara ait köşe parçasını yaparak ilerleyeceğiz. Dönüşte yine bu iple iki sıra devam edeceğim için az önceki birleştirme mantığını uygulayacağım. 1, 2, 3. Şimdi bu ortaya bahsettiğimiz V'nin ilk zeminini yapacağız. Bir zincir. Bu sefer bu orta kısma, boşluğa iki tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2. Birazdan bu iki tane ikili trabzan, bakın, sağdan soldan arttırmalarla artacak. Bir zincir. Köşeye ulaştım. Köşede yaptığım işlem hiç değişmiyor. Yani önce 3 tane ikili trabzan. Köşe dönüşüm yine 1, 2, 3 zincir. Aynı yere tekrar batarak 3 tane ikili trabzan. Ve yine bir zincir yapıp bu ortaya zemin hazırlıyoruz. Sadece 2 tane ikili trabzan. Bir zincir, köşeye ulaştık. 4 kenarımız için aynı işlemi yaparak bu sıramızı da tamamlayacağız. Köşelerde 3 adet ikili trabzan. Yine aynı yere. Bir zincir ve buraya ve buraya, orta kısımlara az önceki gibi ikişer tane trabzan, köşeye ise buradaki gibi 3 adet ikişerli trabzan yaparak ilerleyelim. Sıramızın sonunda tekrar görüşelim. Evet, sıramızın sonuna geldiğimizde bu kenara ait köşemizi yapalım. 1, 2 ve 3. Ve yine bu renk iplikle devam edeceğim için bir zincir. Başını bir kez aldım. Buradaki zincirimin tepesine batarak tekli trabzan yaptım ki bu köşenin orta kısmında kalayım. Ve 1, 2, 3 zincirle diğer sıramızın başlangıcını oluşturduk. Ve bu kenara ait köşeyle başlıyoruz. 3 tane ikili trabzan. Artık ortadaki iki tane yaptığımız ikili trabzanları arttırıp V'yi oluşturmaya başlayabiliriz. Bir zincir. Bunun sağından boşluğa batarak sağında iki tane ikili trabzan. İki tane üzerine bir, iki. İki tane de sol boşluğuna batarak aradaki trabzan sayımızı 6'ya çıkardık. Sonrasında köşedeki işlemlerimde bir değişiklik yok. Yani bir zincir yapıp köşeye ulaşıyorum. Ve köşede yine önce 3 tane ikili trabzan. Dönüşlerimiz 3'er zincir. Aynı yere tekrar.
2 3 1 zincir sağından ve solundan 2 tane ikili trabzan. Yani toplam 6 tane olacak. Bakın. Ve yine bir zincirle köşeye ulaşıyorum. Bu şekilde köşede de yine bu yapıyı oluşturacağız. Bu kenarda da sağından 2, solundan 2, bu kenarda da sağından 2, solundan 2 yaparak yine tam tur dönelim. Evet, ikinci mavi sıramızın da son köşesine geldik. Bir sıra daha bununla devam edelim. Hem bu üste geçme mantığını bir kez daha tekrarlamış oluruz. Son köşemizi yaptık. Bir zincir, başını bir kez dolayıp başlangıç zincirinin tepesine tekli trabzan yapıyoruz ve 3 zincir yaparak köşemizden başlıyoruz. 3 tane ikili trabzan. Bir zincir. Arttırma prensibimiz artık bundan sonra kaç sıra örersek örelim. Ne kadar büyütürsek büyütelim. Mantık olarak köşeler hep aynı kalırken burada sağ boşluk ve sol boşluğun içine ikişer tane ikili trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Yani buraya bir iki tane ikili trabzan yaptım. Onun dışındakilerin her birinin üzerine birer birer. 3 4 5 6 7 8 diğer boşluğun içine de devam ediyorum. 9 ve 10. Yani 2 ile başladık. 4'er 4'er arttırıyoruz. 6'ya, 10'a, bir sonraki sırada 14'e çıkacak ki artık çok daha net görülebiliyor örneğimizde. Köşelerde yaptığımız işlem ise aynı. Bir zincir, normal 3 tane ikili trabzan. 1 2 3 köşe dönüşümüz. Tekrar aynı yere. 2 3 1 zincir. Burada da aynı şekilde yani dört kenarda aynı prensiple arttırmaya devam ediyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 1 zincir yine köşeye ulaştık. Artık bundan sonra iplik değiştirdiğimizi düşünelim. O durumda ne yapıyorduk? Köşede ipliğimizi normal 3 zincir yaparak bağladık. Yeşilde göstermiştim. Ve yine köşeden farklı renk ipliğimizi bağlayarak ilerliyoruz. Şimdi her seferinde dedim 4'er 4'er artacak. Yani 2 idi, 6'ya çıktı, 10'a çıktı, 14'e çıktı. Artık bunu tek parça halinde örecekseniz büsbütün bu şekilde büyütmeniz mümkün. Ama şimdi size küçük bir ipucu daha vereceğim. Bu motifle ilgili özellikle bu şekilde yapılmasının büyük örtülerde çok güzel bir desen ortaya çıkmasına sebep oluyor. Şimdi şöyle ki şuradan tarif edeyim size. Tabi bu motifim henüz daha küçük ama mantık olarak şimdi bu kısım yarım bir üçgen. Karşısına da şöyle göstereyim. Diğer motiften de yarım bir üçgen gelecek. Eğer bir örtü gibi bir şey yapacaksanız, büyük parçalar yapacaksanız, karşılıklı geldiklerinde her biri birbirine bir böyle baklava dilimi, elmas parçası gibi bir dilime tamamlayacak. Ve o parçalar bir araya geldikçe büyük ölçüde böyle blokların içinde şu şeritler harika bir görüntü oluşturuyor. Özellikle renk renk yaptığınızda böyle çizgi çizgi bloklu bir yapısı var. Kesinlikle tavsiye ederim. Tabii ben size şu anda mantığını öğreteceğim için sadece göstereceğim için bir motif de tarif ettim. Bu motifi de büyütmek istediğimizde şimdi bu sırayı bitirdik. Yeni bir iplikle devam edeceksek eğer ne yapıyorduk?
köşe kısmından bağlayarak, buralarda hiçbir değişiklik yok. Buralarda ise yine sağından ve solundan ikişer tane arttırarak istediğimiz kadar büyütebiliriz. Eklemesine gelince, yine kanalda trabzanla biten motiflerin birleştirilmesine dair birkaç tane videom var. Ama ben çok yapamıyorum, düzgün olmuyor, çok da hoşlanmıyorum diyenler için en basit yöntem tabii ki motifinizin ucundan bir miktar iplik bırakarak iğne yardımıyla karşı karşıya getirerek bunları her birim bakın şunlardan tutturarak dikmeniz. Bununla da ilgili yine videolarım mevcut. Ama çok basit bir motifi zenginleştirmek, renkle yan yana getirerek, hatta bir hanım dilendi bir bu motifi de yan yana koyarak örtüler, hırkalar, yelekler yapmak mümkün. Umarım sizler de beğenmişsinizdir bu motifi. Gerçekten kurtarıcı bir motif. Hem ipliklerin temizlenmesi, kalan ipliklerin, hem de kolay olması bakımından güzel bir motif oldu. Cumartesi günleri biliyorsunuz motif günümüz. Yeni motifler hazırlamaya sizlere devam ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.